Yaşım 86. İsmim Fahriye Kaboğlu. Trabzon. Sorarsam Trabzonluyum. Of hayrat. Yerli köyüne dünyaya gelmişim. Annem orada beni büyütmüştür. Önceden ne iş yapardın halacığım? Mesleğin neydi? Mesleğim neydi? Çay toplardım. Aşçıydın ama bir de. Aşçılık yapaydım. Evet. Yemek yapardım. Evet. Güvencileri yadırdım. Celinamaya gidiyordu. Tamam. Şimdi kısa bir girişten sonra konumuza gelelim. Ben düğün adetlerini ele aldığıma göre düğün adetlerini konuşacağız. Şimdi eskiden düğünlerimiz nasıl olurdu? Sen bilirsin, yaşadın, gördün. Nasıl gelenek görüneklerimiz vardı? Nasıl olurdu düğünler? Eskiden olan düğünler şeylikli olurdu, yemekli olurdu. Gelin almaya gidilirdi. Yemekler verilirdi. Ne bileyim, oranın şiklerini, o şeylikler de şimdi bu daha farklı farklı oluyor. Değil mi? Geçmişteki düğünle şimdiki düğün çok farklı. Evet, farklı oluyor. Ben bildiğim kadarıyla düğünler köy evinde genelde evin önünde olurdu, değil mi? Evet. Meydanlarda evin önünde olurdu. Evet, evin önünde olurdu ya. Masalar kurulurdu, masalar yemekler... Masalar kurulurdu, yemekler yiyilirdi. Ondan sonra düğünce hazırlanırdı. Giderdi gelin almaya. Gelin almaya nasıl giderdiniz peki? Babam gelinlerini atlanırdı. Hep atla alırdınız, tamam. Hepsi atlanırdı. Ama başka düğünler oldu mu gezerek giderdiler. Kimi de yol varsa arabayla giderdiler. Ondan sonra gelin gelir. Kabiye. İlk eşya çıkar. İlk eşyaları gider, ondan sonra gelin iner. Kayın kardeş sandığın üstüne oturur. Sandığın üstüne oturur. Evet. Evet. Peki sandığın üstüne oturduğu zaman kaç para alırlardı mesela önceden? Çok para verirler miydi? Oğlum zengin çok verirdi. Fakir az verirdi. Ona göre, durumuna göre. Durumuna göre. Ama sandıktan para alma adeti vardı. Vardı. Peki gelinin çok çeyizi olur muydu? Mesela çok böyle eşyası olur muydu sandıkları falan? Olurdu. Bazı kızın çok eşyası olurdu. Bazı kızın da normal eşyası olurdu. Gariban. Tamam. Peki sandıktan para aldın. Ondan sonra ne olurdu? O çocuk koyduğun cebine. Tamam. Gelin gelirdi, kapı kesilirdi. Kapı kesme adeti vardı, evet. Kapı kesme adeti vardı. Orada kayın bıçak vurur. Kapıya bıçak vurur. Bıçağı kim vuruyordu? Kızın erkek kardeşi mi? Kızın erkek kardeşi. Evet. Ya, veya da düğünceden şovun arkadaşı. Parayı kurur ya, bıçağı da vurur onda. Yani kör ver. Yani paraya bıçak mı saplıyor? Evet. Anladım. Onu öyle yaparlar. Öyle gelin aldı içeri. Evet. Otu goller öyle. Peki gelini eve sokarken başından aşağı mesela bir şekerdir, bir şey dökerler miydi? Döker tabii. Kapıdan içeri girerken şeker döküyle başına. Tamam. Kaynana oradan çoluğu karşılığını alıyor bir içeri otu boyunu. Evet. Ondan sonra çocuk kıyla kucağına. Çocuğu olsun diye. Çocuk kıyla kucağına, o da cebinde mendil çıkarıyor, çocuğa veriyor. Peki mendil çıkarmasının sebebi ne? Niye çıkarır mendili? Çocuğa hediye veriyor gelin de. Hediye amaçlı, tamam. Tamam. Hediye amaçlı. Çocuğa hediye veriyor. O arada tekrar yemekler nikah kıyılıyor. Dini nikah kıyılıyor. Nikah kıyılıyor. Masalar gene hazırlanıyor. Nikah kıyılıyor. Peki ne kadar masa hazırlanır? Mesela ne kadar masa hazırlanırdı? Çok masalar olur muydu? Olur tabii. Yani mesela bir 50-60 masa olur muydu? Yok. O kadar olmazdı da mesela hangi eve uzun bir masa varsa bu ne alırdı? Evin masasında onun yanına eklerdiler. Uzanırdı değil mi? Yani masayı uzatırlardı. Evet. Uzatırdı. Bir sıra o tarafa otururdu. Bir sıra da bu tarafa otururdu. 5-10 kişi yerdi. Kakardı.
Onlar da kalktı. 10 kişi daha otururdu. O şekilde. Onlar da yerdi. Onlar da kalktı. Ondan sonra gider de kelin aldılar. Öyle işte kelin geldi mi içeri kaynana onu aldı teslim etti mi odaya aldı giderlerini. Orada yemek yolarım. Damatla beraber yerler. Sohbet ederler o arada. O arada sohbet ederler. Birbirlerini tanırlar. Şimdi gibi değil. Yani gelinler, gelin ve damat birbirlerini düğünde mi tanıyorlar? Tabii. Hiç görmüşlükleri senin yok. Senin hiç baba kardeşin dedeli çorduğu yok değil. He, hiç tanımazlar. Düğün günü giriyorlar birbirlerine. Evet, düğün günü birbirlerini görüyor. O odaya bir anlaşıyor, konuşuyor. Anladım. Ne değil, kentleri bir. Peki hiç böyle nişanda da mı görmüşlükleri yok? Yani söz istemedi nişanda, orada da mı görmüşlükleri yok? Yani düğüne kadar hiç birbirlerini görmüyorlar mı? Görmeyeli. Bir düğün günü görüyorlar. Düğün günü. Deden, çok farklı ama. Deden öyle gördü. Evet. Resul abim de öyle gördü. Tamam. Evet. Peki sonra ne olurdu? Onlar odaya gitti, yemekten yediler. Sonra ne olurdu? Oradan tekrar annem gider alırdı yine. Evet. Şak çıkardı üstüne. Ne yapardı üstte? O işler ayıp. Onları konuşmayalım. Ha pardon, tamam. Peki düğünlerde silah atma adeti var mıydı? Var idi. Silah atılırdı. Mermi atılırdı ne kadar. Ben aşağı yukarı 60-50-60 tane. Sen de atardın. Ben de atardım. Ha. Babam dedi bacı çocukları alacaksın altında sabahtan çölünce. Sen çok atardın. Ben çok atardım. Peki tamam, ondan sonra ne olurdu? Düğün alayı işte geldik, gelini aldık, eve getirdiler. Ondan sonra onlar yemek yedi, konuştu falan. Sonra tekrardan horon eğlenceye devam edilirdi değil mi? Tabii. Hemen kemencesi başlardı. Yemeğe yedi toy değil mi? Evet. Orada kabiye başlardı. Kızlar da içeri durmazdı. Ama daha çok kadın erkek ayrıldı değil mi? Bir arada durmazlardı. Erkekler evin önünde, kadınlar evin içinde olurdu. Hayır. Kendi insanların olursa eğer mesela akraban, amca çocukları, kız uşak olurdu. Kız uşak çok orada bekmiş yok. Ama yabancı isale kemence kapıya çalındı. Kızlar içeri horon ederdi. Uşaklar da dışarı. Anladım. Yani yabancılar da öyle oluyor. Yabancılar da öyle olur. Peki düğünlerde çalınan hiçbir türküyü hatırlıyor musun mesela? Hangi türküler çalınırdı? Hatırladığın birkaç türkü var mı? Olur ama ne bileyim oğlum. Türkü demek bayağı kişiler. Yok demek değil. Hani sadece bir cümle söylersin mesela. Hani şöyle türkümüz vardı falan diye. Hani eskilerde hatırladığın bir türkülerin var mı? Bunu merak ettim de. Düğünlerde çalınan. Olmaz olur mu? Var. Var ama sen hatırlamıyorsun galiba. Ben hatırlıyorum da o videodur. Tamam o zaman söylemeyelim. Ha. O zaman düğünler dedik. Sen kapılarda yemekler yapıyordun dedin. Peki düğünlerde ne tarz yemekler yapardın? Hani ne yemek olurdu düğünlerde? Ne yemek olurdu oğlum? Başta çorba. Ne çorbası yapardın? Mercimek çorbası falan mı? Mercimek yap. Şerbe yap. Çok yaşa halacığım. Önemli değil. Devam edelim. Evet çorba yapardım. Başka ne yapardın? Şirve çorbası yapardım. Ondan sonra patates kaşlaması yapardım. Evet. Kuru fasulye yapardım. Taze fasulye yapardım. Niye durdu selaba? O ne yapardım? Ben kızım. Pilav yapardım. Bir de ya, senin demene göre et de çok yerdiniz. Kavurma da yerdiniz evet, düğünlerde. Evet. Değil mi? Bu aslında bir adetti yani düğünlerde kavurma yapmak. Evet. Adet pilav üstü et. Pilav üstü et. Bir daha üstü et, o olacak. Her düğünde bu adet yani yapılırdı. Evet, her düğünde olurdu. Tamam. Ama biraz çok fakirse adam yapamazdı, kumbosta yapardım o vakit. Tamam. Peki sizin düğünlerde sen mesela kardeşlerini evlendirdin biliyorsun. Hani yapıldı onlar biliyorsun. Tabii. Ben kardeşlerimin düğünlerine babam bir ahçı aldı, ben de ona yardımcı oldum. Yine etler metler kavuruldu. Oo, tabii. Babam yedi hayrattan götürüldü. Tamam. İnanına böyle yarısına biçerdi, alıp yoluydu. Bu oğlum doğradı, dedi bildiğim gibi. Hadi yemekleri, bu hep harcanır, harcayla. Tamam derdik biz de, yapardık. Ama yavandan aşırından var idi, onu bana şey alırdı, yardımcı. Ben de ona yardımcı. Peki düğünlerde mesela kazanlarda yapardın yemekleri değil mi? Büyük tencerelerde yapardın. Pakır tekneleri.
Ha, bakırt değil mi? Bakır tekneler. Bakır teknelerde yapardın. Kalaylı bakır tekneler. Değil mi? Yani. Peki kaç kişilik yemekler yapardın hala düğünlerde? Kaç kişilik? 100-150 o düğünün sahibi. Mesela dedi Asya ki bana 150 kişilik yemek pişireceğiz. Hmm. 100 kişilik yemek pişireceğiz. 40 kişilik yemek pişireceğiz. Hmm. Gelen kişiye göre ona göre yemek yapardın. O kedurduğu malzemeyi öyle kedurdu. Onu da ismi verirdi. Ben de ona göre. Mesela 5 tekne yemek yapacaktım. 4 tane yapaydım. Gelen kişiye göre ona göre sen de yemeğini ayarlardın. 40 kişinin de baklava oluyordu. Da tatlı oluyordu. Tatlı. O tatlı. Kaç tepsi? Aşağı yukarı 20-30 düğüne göre. Bunlar hep el açması. Elde açardınız. Elde. Ha, iyi. Kızlar hep yaprak açardılar. Yaprak iyi. Anladım. Baklavayla beraber açardılar. Ha, anladım. Kızlar onu yapardı, baklavayı yapardı. Ben yemeği yapardım. Hmm. Ondan sonra tekneler üstüne atıldı mı çevirdik bir horon. Ha, horon oynardınız. Horon oynardık. Ondan sonra yoruluduk, geçerdik kapların başına. Yine yerdiniz. Herkes onlarla uğraşıyordu. Kızlar oklava açardı, yaprak açardı. Değil mi? Ben de kepçeler birine o birine o birine bakardım. Şu şey yapmasın, tipine yanmasın, yani bir yemek kokar. Evet. O yandan şakar bağırır. Bir de hep sen servis yapardın insanlara, gelenlere. Şimdi şöyle bir büyük masa koyardık. Yolu keserdim. Dışarıdan erkek gelirdi, masanın üstünden her şeyi alırdı giderdi. Boşları kedirirdi. Hmm. Boşları bir eleman alırdı, lavaboya giderdi, oğluya yıkardı. Hmm. Kurudurdu, kılıydı masanın üstüne doldururdu. Hmm. Yani o şekilde sürekli doldurup boşaltıyorsun, sürekli devam ettiriyorsun. Devam ettiriyorum, servis oluyordu işte. Hmm. Tamam, peki düğünlerde aklına kalan başka bir şey kaldı mı mesela, şunu da yapardık dediğin? Başka bir şey kalmadı oğlum. Tamam. Peki düğünler, hani mesela normalde şu an düğünümüz bir gün oluyor ya. Bir gün olup bitiyor. Evet. Eskiden düğünler bir günde biter miydi mesela? Hani bir iki gün sürer miydi düğün eğlencesi? Düğün eğlencesi, bir de cumalık var da. He. Cumalık da var. O akşam da gene yemek yapardım. Cumalık dedin ne demek peki, cumalık? Öyle bir isim koydular onda. Ne bileyim, düğünün cumalık günü. Ha, cumalık günü. Evet. Öyle bir isim. Ne bileyim. Ne? Ama düğün anladığım kadarıyla eskiden bir gün sürmüyor değil mi şu andaki gibi? He. Yani şu an mesela düğün bir gün sürüyor, bir gün bitiyor ya düğün. Bir gün, evet. Ama şu eskiden o kadar bir gün sürmüyor değil mi? Bir iki gün sürüyordu düğün eğlencesi değil mi? Evet, evet. Tamam. Ne dediler? Da turbazlı gençlerdi. Anladım. Kızın tarafı sabahtan gelirdi ovleye yakın. Bir de bakarsın kabanda mermi adıyordu. Kızın tarafı alay gelirdi. Anladım. Onlar horon yapardı. Biz yemeklerini hazırlardık. Masaları kurardık, yemeklerini verirdik, yerdiler. Yine çıkarttı, horam yapma. Tamam. Eskiden çok şenli gitti bu işler. Zaten değil mi? Çok güzel. Kapının önlerinde olurdu hep, ev kapılarının önünde, meydanlarda olurdu. Tabii. Peki eskiden kınalarımız nasıl olurdu halacığım? Onlardan da biraz bahsedelim. Kına geceleri nasıl olurdu? Kına gecelerimiz şöyle olurdu. Kızım... Oğunda bir şey koydular, masa koydular, üstüne mumlar yakardılar. Değil mi? Kınanın üstüne mum yakardı. He, masanın üstüne mum yakardılar. Kız başına bir şey çevirirdiler, kızı ağlatmak için. Dönerlerdi başında. He, o arada kızı ağlatırdılar, anneyi bırakarsın, gidiyorsun, bir şeyler derdiler. He. O arada kızı ağlardı. Evet. Ondan sonra... Mumları oflerdiler, söndürürdüler. Yine günümüzdeki gibi gelinin eline şey yakma adeti var değil mi? Kına yakma adeti var. Avucunun içine kına parayı koydular. Reşat lirası koydular. Üstüne de kınayı koydular. Kaynana onu açarken elini açacak. O şeyi alacak. Lirayı alacak. O da öyle bir adet idi. Güzeldi, tamam. Peki sonra ne olurdu kınada? Sonra da bir şey olmaz işte. Akşama kadar, sabaha kadar horam ederdi. Sabahtan düğüncü gelirdi, kızı alıp giderdi.
O şekilde. Kapılar kesilirdi. Kapı kesilirdi. Paralar verilirdi. Kardeşler doğum üstüne otururdu. Peki gelinin hangi kardeşi? Kız kardeşi otururdu değil mi sanda? Uşaklar ise uşak otururdu. Uşak diyorsa kız oturur. Fark etmez. Gelinin sandığına otururlardı. Ha, hangisi olursa otururdu işte. Kapı kesilirdi. Kapı kesilirdi. Orada para verirdi kaynata. Kapıya bıçak vururdu ile parayla beraber. Bıçak atarlardı kapıya. Evet. O arada içeri girerken uşak o parayı takardı işte. Ne kadar da 50-100. O da takardı ile bıçağı kürekle yiyecek. Anladım. Tamam. Daha aklında kalan bir şey var mı? Yok oğlum. Daha söylemek istediğim bir şey yok. Yok, yoruldum. Tamam, yoruldun. Evet. Eskiden düğünlerimiz bu şekildi. Şimdi de senin bildiğin gibi düğünler daha çok düğün salonlarında oluyor. Evet. Hani bildiğin gibi gelin damat geliyor. Evet. Pasta kesiliyor, biraz oyun. Aslında eskideki düğünlerimiz daha güzelmiş. Hani daha eğlenceli. Şu anki düğünler aslında o kadar güzel değilmiş. Yok. Tamam. O zaman söylemek istediğin başka bir şey daha var mı ablacığım? Yok yeğenim. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim röportajıma katıldığın için. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Sen de sağ ol. İyi o zaman, hadi bay bay ablacığım. Tamam, teşekkür.